Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersinde noktalama işaretleri konusunda kesme işareti ve kısa çizgi konusunu beraber öğreneceğiz. Noktalama işaretleri, kesme işareti. Benim adım kesme işareti. Ayırırım özel isimlere gelen ekleri. Özel adların aldığı kişi ekleri ve adın durum ekleri kesme işaretiyle ayrılır sevgili çocuklar. Örneklerimize beraber bakalım. Adana'ya örneğine bakalım. Adana özel isimdir. Getirilen ya eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Diğer örneklerimize devam edelim sevgili çocuklar. Demir, in. İn eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Atatürk, üm. Atatürk özel isimdir ve getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Elif, E diğer bir özel ismimiz. Elif özel isimdir, getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Örneklerimize devam edelim. Yağmur'da yine ekimiz kesme işaretiyle ayrılmış. İstanbul'a ek kesme işaretiyle ayrılmış sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, örneklerimizle devam ediyoruz. İzmir'e. İzmir özel isimdir ve aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bir örnek cümle yazalım ve kesme işareti nasıl kullanıldığını görelim. İzmir'e gittik. Cümlesinde İzmir e getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Diğer örneklerimize bakalım. Kadıköy'de getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Burada görüyoruz sevgili çocuklar. Serdar özel isimdir ve getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Örneklerimize devam ediyoruz sevgili çocuklar. Elif'i, evet Elif özel isimdir ve getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Evet diğer bir kelimemizdeyiz sevgili çocuklar. Defne. Defne özel bir isimdir. Getirilen ek burada kesme işaretiyle ayrılmıştır. Çukurova'nın diğer bir kelimemiz özel isimdir. Getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, örnek cümlelerimizle devam ediyoruz. İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdik. Burada İstanbul kelimesi özel isimdir ve aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Arkadaşımla Bursa'da buluşacağız. Diğer cümlemiz Bursa özel isimdir. Aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Eylül'ün annesinin adı Ayfer'dir. Özel ismimizle. Eylül'ün annesinin adı Ayfer'dir. Özel ismimiz Eylül ve aldığı ün eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Ayfer ismi de özel isimdir ve aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Evet, diğer bir cümlemizdeyiz. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Burada Türkiye kelimesi özel isim kesme işaretiyle aldığı ekten ayrılmıştır. Ankara kelimesi de özel isimdir. Kesme işareti aldığı ekten ayrılmıştır. Kitabım Funda'da kalmış cümlesinde sevgili çocuklar. Funda özel isimdir. Dağ eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Evet, kesme işareti ile ilgili cümlelerimize devam ediyoruz sevgili çocuklar. Zafer'in okulu bize çok yakın. Zafer adı in ekini alırken kesme işaretiyle ayrılmış. Bu hafta sonu Bursa'ya gideceğiz. Yine cümlemizde özel ismimiz Bursa'dır ve kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Diğer bir cümlemizdeyiz. Selma'nın gözleri bozulmuş. Selma özel isimdir. Aldığı ek ile kesme işaretiyle ayrılmıştır. Evet sevgili çocuklar, şimdi burada bir paragrafımız var. Burada parantez içinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyalım sizle beraber. Serdar'ın bir köpeği vardı. Burada Serdar özel isim ve aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Vardı cümlemizin sonuna noktamızı koyuyoruz. Serdar ona dost adını vermişti. Evet, cümlenin sonuna nokta koyuyorduk. Dostun
Hayvanlarımıza verdiğimiz isimler özel isimdir ve büyük harfle yazılır ve aldığı ekler kesme işaretiyle ayrılır. Dostun yumuşak, virgül, eş görevli sözcükler virgül ile ayrılır. Öğrendik sevgili çocuklar. Uzun, kahverengi tüyleri vardı. Serdar sevimli köpeği dostu hiç yanından ayırmazdı. Dost özel isim olduğu için aldığı ek kesme işaretiyle ayırıyoruz ve cümlemizin sonuna noktamızı koyuyoruz. Evet, Serdar'ın ablası özel isim olduğu için kesme işaretiyle aldığı eki ayırdık. Bu sevimli köpeğe çok iyi bakmasını söylerdi. Hafta sonu dostu da alarak Ankara'ya, burada Ankara özel isimdir, kesme işaretiyle ayrılır aldığı ek. Hafta sonu dostu da alarak Ankara'ya dedesinin yanına gideceklerdi. Evet sevgili çocuklar, burada metnimizdeki parantez içerisinde boş kalan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurduk. Burada özel isimlerin aldığı eklerin kesme işaretiyle ayrıldığını gördük. Evet sevgili çocuklar, kesme işareti konusuna devam ediyoruz. Özel adlara gelen çoğul ekler kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili çocuklar. Buraya dikkat ediyoruz. Ahmetler derken burada ler eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Ahmetler bize gelecekler cümlesinde kesme işaretiyle ayırmıyoruz sevgili çocuklar. Adanalılar çok sevecen insanlardır cümlesinde Adanalılar hem lı eki hem lar eki kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili çocuklar. Evet, diğer cümlemizde Nuriler, Aliler, Canerler de geziye katılacaklar. Burada gördüğümüz ler çoğul ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, özel adlara gelen lı, li, cı, ci, siz gibi ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Kelimeye bitişik yazılır. Örneklerimize bakalım. Benim annem Adanalı. Buradaki lı eki kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili çocuklar. Selda'sız sinemaya gitmem. Sız eki kesme işaretiyle ayırmıyoruz sevgili çocuklar. Kelimeyi bitişik yazıyoruz. Dersimiz Türkçe. Burada da ç eki kelimemize bitişik yazılıyor. Kesme işaretiyle ayrılmıyor. Diğer bir cümlemizde sevgili çocuklar. Erzurumlu olduğunu bilmiyordum. Burada Erzurumlu kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili çocuklar. Diğer bir cümlemizde Samsunlu arkadaşlarım var. Burada lu eki yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Kelimeye bitişik yazılır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, kurum ve kuruluş isimlerinin sonuna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Başkent İlkokulu'na gidiyorum. Burada kurum ve kuruluş isimlerinin sonuna gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığını görüyoruz. Babam Türk Dil Kurumu'nda çalışıyor. Ablam Cumhuriyet Lisesi'ne gidiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Burada gördüğümüz gibi gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor sevgili çocuklar. Kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Evet sevgili çocuklar, dersimize devam ediyoruz. Kişi adlarından sonra gelen, saygı bildiren kelimelerden sonra kesme işareti kullanılır. Örneklerimize bakalım. Kadir Bey'e kesme işaretiyle ayırdık. Nazan Hanım'a yine kesme işaretiyle ayırdık sevgili çocuklar. Ayşe Hanım'a, hanım kelimesinden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Ahmet Bey'e, evet kesme işaretiyle ayırdık. Kemal Bey'e derken yine getirilen ek kesme işaretiyle ayrıldı sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet burada TBMM'nin derken nin eki kesme işaretiyle ayrıldı. Cümlemize bakalım. TBMM'nin toplantıları başladı. Burada nin eki kesme işaretiyle ayrıldı sevgili çocuklar. ABD'de burada yine aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmış kısaltmamızın. Cümlemize bakalım sevgili çocuklar. Amcam ABD'de yaşıyor. Kısaltmalara getiren ekler kesme işaretiyle ayrıldı sevgili çocuklar. Evet, kesme işareti konumuza devam ediyoruz. Sayılara getirilen ekler
kesme işaretiyle ayrılır. Bakalım örneklerimize. Okulumuz sabah saat 8'de başlıyor. Sayımız 8 ve ekimiz kesme işaretiyle ayrıldı. 2 ile 5'in toplamı 7'dir. Evet, görüyorsunuz sevgili çocuklar, burada sayımız kesme işaretiyle ayrıldı. Buraya bir örnekle beraber yazalım. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. Evet, sayıları getiren ekler kesme işaretiyle ayrıldı. Evet, saatleri getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılıyor sevgili çocuklar. Sayıları getirilen ekler gibi. Öğle yemeğini saat 12.30'da yiyoruz. Burada kesme işaretimiz var. Sabah 6'da seni parkta bekleyeceğim. Yine kesme işaretimiz var. Ödevimi saat 7'de bitirdim. Yine sayılarımız var, saatimiz var ve aldığı ekler kesme işaretiyle ayrılmış sevgili çocuklar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Hep beraber örnekleri görelim. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Burada 29 Ekim 1923'ten sonra gelen T eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Diğer bir cümlemizdeyiz. Sınavlar 17 Nisan'da başlayacak. Nisan'dan sonra da eki gelmiştir ve kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili çocuklar. Diğer bir cümlemizde sevgili çocuklar, 24 Haziran 2020'de tatile gideceğiz. Evet, burada 2020 tarihinden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Evet sevgili çocuklar, bir örnek soruyla devam edelim. Atatürk'ün izinden ayrılmayacağıma söz veriyorum cümlesinde kesme işareti hangi sözcükten sonra gelmelidir? Beraber bakalım. Atatürk özel isim olduğu için ve bu kelimeden sonra gelen, bu özel isimden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrıldığı için Atatürk sözcüğünden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılır ve bu şekilde yazılır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bir örnek soruyla tekrar devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A seçeneğine bakalım. Kitabımı Gül'e verebilir misin? Buradaki Gül özel isimdir. Aldığı ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. B seçeneğindeyiz. 03.01.1981'de doğdum. Evet, burada yine getirilen ek, tarihleri getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. Ayçalar bize gelecekler seçeneğinde. C seçeneğinde ise ayçalar, biz demiştik ki lerler ekleri özel atlara bitişik yazılır, kesme işaretiyle ayrılmaz demiştik sevgili çocuklar. Doğru yazımı bu şekilde olacak ayçalar. O zaman C seçeneğindeki kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Evet sevgili çocuklar, biz bugün sizlerle noktalama işaretlerinde kesme işareti ve kısa çizgiyi öğreneceğiz demiştik. Şimdi sıra geldi kısa çizgiye. Bir cümle yazdın, satır sonuna vardın. Sığmadıysa kelimen, telaşlanma hemen. Kısa bir çizgi çekip devam et cümlene kaldığın yerden. Evet, kısa çizgideyiz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kısa çizgi kullanılır. Örneklerimize bakalım. Burada satır sonuna sığmamış olan cümlelerimizi örnek olarak yazdım sevgili çocuklar. Çantasındaki kitaplarını masanın üstüne koydu derken masa kelimesi sığmadığı için kısa çizgimizi koyduk ve kelimemizi aşağı satıra geçerek devam ettik. Ve ayırırken heceleyerek ayıracağız sevgili çocuklar kelimemizi. Masanın şeklinde olacak. Okuldan gelir gelmez. Evet, sığmadığı için kısa çizgimizi koyduk, kelimemize devam ettik. Okuldan gelir gelmez ellerini yıkar cümlesinde satır sonuna sığmayan kelimemizi kısa çizgiyle ayırdık. Evet, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kısa çizgi kullandığımızı örneklerle görüyoruz sevgili çocuklar. Bugün parkta oynarken arkadaşımı gördüm. Evet, oynarken derken
Burada kısa çizgiyle kelimemiz ayrıldı ve arkadaşımı gördüm derken arkadaşı mı şeklinde kısa çizgiyle ayrıldı yine. Her akşam uyumadan önce kitap okurum. Önce kelimem sığmadığı için kısa çizgiyle ayırdım sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, sözcükleri hecelerini ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Sözcüğümüz Atatürk. Peki bu Atatürk kelimesini A-ta-Türk şeklinde hecelerini ayırdık ve kısa çizgi kullandık sevgili çocuklar. Diğer bir kelimemiz arkadaşlık. Heceleyelim. Arkadaşlık. Evet, yine hecelerini ayırırken burada gördüğünüz gibi kısa çizgiyi kullandık. Evet, diğer bir kelimemiz kütüphane. Heceleyelim. Kütüphane. Yine hecelerin arasına kısa çizgimizi koyduk. Diğer bir kelimemiz ise kelime. Yine burada gördüğünüz gibi kısa çizgilerimizi hecelerimizin arasına koyduk sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, matematikte çıkarma işareti olarak yani eksi işareti olarak kısa çizgi kullanılır. Bakalım örneğimize. 14 eksi 5 eşittir 9. Buradaki kullandığımız kısa çizgidir. 24 eksi 4 eşittir 20. Bu da kısa çizgidir. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle Türkçe dersinde noktalama işaretlerinde kesme işareti ve kısa çizgi öğrendik. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.